biz yaş fazlası yüksek bir takımız. Neticede bugün yapmasak sene sonunda böyle bir ihtiyacımız olacak. Dolayısıyla bugünden hem bu süreci öne çekerek hem de tespit ettiğimiz futbolcuları kadromuza katarak bunu gerçekleştirirsek çok iyi olur. Yani transfer bir projedir. Ancak imzalar atıldığı zaman gerçekleşir. Biz bu projeleri gerçekleştirme peşindeyiz. Süremiz de kısıtlı. Çok büyük bir süreye sahip değiliz. Ümit ediyorum ki ikinci yarıda en azından bunların yani bir kısmını düşündüğümüz manada gerçekleştirirsek bir rahat nefes alma, bir takım bölgeler alternatif yaratma konusunda da sağlıklı bir iş yapmış olacağız. Peki Ryan Doğu konusunda artık Kasımpaşa Kulübü'nden de yanıt geldi. Neler söyleyeceksiniz? Doğru ama neticede söylediğim gibi yani imzalar atılmadan bir transfer gerçekleşmiyor. Evet, düşüncelerimden bir tanesi bu ama diğerleri büyük ölçüde 18-25 yaş aralığında olacak ki bunların bir kısmı da önemli tecrübeye sahip. Hem genç hem tecrübeli. Buna ihtiyacımız var. Yani bugün yapmazsak önümüzdeki aylar yani sezon sonunda mutlaka yapılacak. Biz bugünden eğer bitirebilirsek bizim adımıza da önemli bir avantaj sağlayacağız. Gidecek olan oyuncularla ilgili kararınızı verdiniz mi? Döndükten sonra belirleyeceğim. Peki, çok teşekkürler hocam. Ne diyorsun hocaya? Döndükten sonra belirleyeceğim. Sana mı söyleyeceğim şimdi diyor orada. Evrencim diyor. Yok, genel olarak ne diyorsun? Ya genel olarak şunu söylüyorum. Hocanın kafası proje diyor ya, hakikaten kafasında proje var belli. Yani bu takımla ilgili şu anda kafasında şeyi çizmiş. Projeyi yapmış. O yönetimle olan şu andaki şeye bağlı. Yani nasıl bir o projeler ne kadar hayat işte transfer bir projedir diyor. Yani benim projem işte transferlerle takımı güçlendirmek ve ikinci yere daha güçlü tam benim istediğim gibi bir takımla girebilirsek o zaman başarı gelir diyorsun diyor. Benim anladığım o hayat ne kadar hayata geçirebilecek o konuda da onu bekleyip hep birlikte göreceğiz. Ben şimdi bütün... Çünkü zor Galatasaray'ın işi biliyorsun. Çok borcu olan zor. İşte transfer. Çünkü hani alacak ama önce satarak. Ve bunun için de yeterli süre yok. Hani bu ikinci yarıya ne kadar yetişir hocanın beklediği transferler ondan emin değilim ben. Yani şimdi basın toplantısında da izledim. Bize yaptığı açıklama, flash interview hepsini bir araya geldiğinde bence bana havlu atmış gibi geldi. Yani bu sezonu kafada bitirmiş gibi. Yani yaz seviyesini düşüreceğim, işte oyunu organize edeceğiz. Yani iki hafta önce söyledikleriyle bugün söyledikleri birbirinden biraz farklı. Yani öyle mi diyorsun? Bana bu sene için havlu atmış gibi geldi. Gene de Nisan ortasında belli olur, söyledi, onu da söyledi. Ama o şeyi ya göremedim. Ya kesin belli, kafada bir proje var. O senin var. Dediğin yok, şey önümüzdeki mi, sene benim için, düşündüğüm şey mi ondan emin değilim. Önümüzdeki şey için, önümüzdeki sene için katılıyorum sana. Hı-hı. Biliyor neyi nasıl yapacağını ama bu sene şimdi Fenerbahçe bugün kazanırsa zaten işte 10 ve 11 puan bu olacak. Bu sene yetişir mi acaba ikinci yarıya ondan emin değilim diyorum ben de. Hoca da emin değil. Hoca da emin değil. Hı-hı. Şimdi aldığında 7 ve 5 puandı. 7 ve 5 puan nasıl düşünüyor tabii hoca? Beşiktaş'ta oynayacağım. Oradan indiririm. 4'e. İkinci bir daha oynayacağım. Yani 7 puan hiç mesele değildi. Kulüp yani takımı aldığı anda. Ama şimdi 11 ve 10 oldu. Beşiktaş'ta da bir maçı gitti. Gitti. Çok derin krizlere girmesi lazım iki rakibinde. Birisi hücumda mükemmel. Birisi savunmada mükemmel. Yani ikisinin de böyle derin krizlere girmesi ne kadar mümkün? Onu bilmek zor ama hoca bana tamam. Yani yorumcu olsaydı mesela TRT'de stadyumda biz onu seyrediyor olsaydık muhtemelen benim söylediğimi söylerdi. Söylerdi.